Okan Müderrisoğlu Paralel Yapı Küresel Medya Interpol Paralel devlet yapılanması konusunda çalışan iç ilişki ağını, dış bağlantılarını ve finansman ayağını araştıran bir grup uzmanla önceki gün sohbet ettik. Öyle anlaşılıyor ki yakında ana davanın çerçevesi ve delilleri kamuoyuyla paylaşılacak. Şimdiye kadar parça parça yansıyan, birbirinden kopuk gibi algılanan çok sayıda olay somut bulgularıyla ortaya konacak. Esasen PDY tanımının milli güvenlik siyaset belgesine girmesiyle önemli bir adım atılmış oldu. Lakin bu hamle gerekli olmakla birlikte yeterli değil. Nedeni gayet açık. Tıpkı idare hukukundaki yetki ve usulde paralellik ilkesi gibi. Yani bir idari işlem nasıl tesis edildiyse aynı usulde yürürlükten kaldırılabilir. Bu durumda PDY'nin oluşumu ve büyümesine kadar zamanda gerçekleştiyse etkisizleştirilmesi de bir o kadar zaman alabilir. Başka bir ifadeyle mücadele perspektifinin en az çeyrek asırlık olması zorunlu. Oysa bugüne kadar özverili yargı ve güvenlik mensuplarınca yürütülen emniyet ve istihbaratta kurulu masalarla izlenen, adeta gönüllülükle canlı tutulabilen bir süreç söz konusu. Cumhurbaşkanının kararlı duruşu hissettiği, yükselilmese kamudaki pek çok kuruluş neredeyse üzerine düşeni bile yapmayacak. Tam da bu nedenle her türlü paralel yapıyla mücadeleyi koordine edecek bir isme, merkeze ve ilgili tüm kurumlarda temas noktası yetkililere ihtiyaç var. Geleneksel devletteki klasik fişleme anlayışına aşan, sabırlı, uzun soluklu çalışmayı göze alan, objektif verilerle hareket eden, bireysel mağduriyetler yaratmadan mücadelenin özünü önceleyen çekirdek kadro hala gereklilik. Madalyonun güncel yüzünde ise ilginç analizler karşımıza çıkıyor. Örneğin bir süredir uluslararası basında Fethullah Gülen'i merkeze alan makaleler, yorumlar yayınlanıyor veya Gülen'in yazılarına yer veriliyor. Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere medya etkinliği bilinen bu ve benzeri ülkelerde Pensilvanya eksenlerinde, görüşlerin son günlerde giderek artması acaba ne anlama geliyor? Sanıldığı gibi sadece dünya kamuoyuna kendini takdim biçiminden söz etmek mümkün mü? PDY dosyasında mesai harcayan ekibin kanaati farklı. Gerek bedeli mukabili gerekse müzahir kalemler tarafından uluslararası arenada karşılık bulan yazı ve programların stratejik bir amacın kritik aracı olduğunu öngörüyorlar. Bilhassa Interpol'ün çalışma tarzını bilenler ciddi bir kuşkuyu paylaşıyorlar. Onlara göre PDY ve uzantıları büyük aşama kaydeden hukuki süreçlerden süreçlerin iade veya sınır dışı taleplerine dönüşmesinden önce hazırlık yapıyorlar. Interpol'ün iade içerikli herhangi bir dosya geldiğinde ilk olarak şahsın medya profilini çıkardığına dikkat çekiliyor. Uluslararası polis teşkilatı iletilen bilgilerle yetinmiyor. Bir tür arşiv çalışması yaparak kiminle ilgili harekete geçeceğini kendi kriterleriyle belirliyor. İşte bam de burası. Zira küresel medyada gülen ve çizgisindeki mensupları siyasi figür olarak takdim ediliyor. Hatta uzmanlarına göre Gülen Erdoğan'ın rakibi gibi gösteriliyor. Böylece meselenin örgüt boyutu ve kriminal yönlerinin ağırlığı azaltılıyor. Uluslararası suçla mücadele birimleri de siyasi suçtan şüpheli diye tanımladığı kişilere dönük talepleri ağırdan alabiliyor. Özetle uluslararası alanda Gülen'in örgüt lideri değil, siyasi suçlu olarak kabulü halinde Türkiye'nin adli girişimlerinin sekteye uğraması ihtimalini ciddiyetle değerlendirmek gerekiyor. Okan Müderrisoğlu Sabah